Günaydın gençler. Bugün değişik bir video. Normal bir vlog. Çünkü maç iptal oldu. Ertelendi daha doğrusu. Önümüzdeki cumartesi ertelendi. O yüzden bu hafta size bir şeyler çekmem lazım. Dedim ki alışveriş yapayım. Hayvan gibi kar yağıyor. Öncesinde arabamı temizlemem lazım. Sizin için bu derde de gireceğim yani. Normalde yürüsem mi dedim de yürüyemem, biraz uzak. O yüzden arabayı da temizlemem lazım. Onunla da uğraşacağız. Sonra sizinle beraber bir alışveriş vlogu yapacağız. Belki üstüne, hatta evde şu an yanımda olan ayakkabılarımı da gösterebilirim. Emin değilim. Hazır mıyız gençler? Karlar biraz da olsa erimiş. Bakalım araba ne durumda? Önemli olan o. İyi be, arabada çok bir şey yok. Şuralarını temizleyeceğim, bitecek. Yani 5 dakika falan sürer sürmez. İyi. Hadi iyiyiz bari. Ha, temizledik işte. Heh, yeter bu kadar zaten. Şimdi gidelim. Şimdi geldik gençler. Sur yapıya geldim. Çünkü zaten iki tane adam akıllı alışveriş yapılacak yer var. Biri Sur Yapı, biri Korupark. Korupark da şimdi bir tık uzakta, o yüzden dedim ki Sur Yapı'ya gidelim, evinin yakınında. Bakalım burada güzel bir şeyler bulabilecek miyiz? Zannetmiyorum ama olsun. Bakalım, bakmaktan ziyan gelmez. Büyük ihtimalle AVM zaten bomboş olacaktır. Bir pazar günü saat 11'de hangi deli kar da buraya gelecek yani. Bu arada geçen 2 hafta önceki videoda galiba söylemiştik, Decathlon'dan top hediye edeceğim. Onu da bu haftalarda açıklarım. O videoyu da mutlaka izleyin. Aslında bu yoktu içimden geldi başlıklı bir video. Orada en çok beğenilen yoruma basketbol top hediye edeceğimi söylemiştim. O videoya da mutlaka bakın. Ya bir de şöyle bir gerçek de var. Şimdi gizli gizli çekeceğim yine. Anlamıyorum. Mağazalar bununla ilgili sorun çıkartabiliyorlar ama hiç sorun yaşamadan, güzel bir şekilde çaktırmadan çekmem lazım. Daha çok denerken çekerim. O yüzden mağazanın içini gezerken değil, haberiniz olsun şimdiden. Şu Zara'nın tekli şeylerine bayılıyorum ya. Bu arada ayakkabılar Topkicks.tr'den, haberiniz olsun. Orijinal her şey, haberiniz olsun gençler. Gençler başladık. Oğlum tişörtler bile 329 lira lan. Her şey çok pahalı. Baksanıza eşofmanlar 470 lira. Ama alacağız bir şeyler, bakalım. Bakalım bakalım, bulacağız bir şeyler, rahat olun. Bak. North Face şeyi, çakması 800 lira. Yani şimdi düşündüğün zaman diğeri 4000 küsur lira. Buna verirsin yani. Ben biraz daha tişört ve pantolon üzerine gitmek istiyorum. Bakalım. Bu da bizim fitimiz. Gençler. Şeyler çok pahalıydı. Bugün biraz indirim bakalım. Yani bir tane tişörte mişörde 300-400 lira şeylere 500-600 lira vermek saçma geldi bana. O yüzden indirimdeki birkaç tane şey buldum. Bakalım deneyeceğim, olacak mı? Böyle bir indirimde güzel şeyler kovalayalım. Bakalım neler çıkacak indirimden. Siz de indirimden bakarsınız. Evet, böyle bir takım. Bilmiyorum, beğendim ben bu takımı. Siz ne diyorsunuz? Eşofman altı güzel. Siyah eşofman altı ve siyah eşofman üstüm de yoktu bayağıdır. Olabilir mi? Yorumlarda belirtin. Ben almış olurum büyük ihtimalle bunu çoktan ama. Şöyle. Medium ikisi de. Normalde 500 küsür ikisi de. Şimdi 200 lira falan düşmüş. O yüzden dedim götüreyim. Böyle kumaşı da, böyle değişik bir kumaşı var. Güzel yani. Ben beğendim. Evet. Güzel bir başlangıç yaptık. Zara'dan. Vallahi artık o fiyata bu kadar güzellikte bir eşofman bulamazsınız gençler, haberiniz olsun yani. Yakalayabilirseniz yakalayın. Ben Bursa Sur Yapı'dayım. Bu arada abone olanın her attığı gitsin abi. Her attığı basket olsun. Bunu artık söylüyoruz. Bak 13'lük attım. 2 maçta 15 üçlük attım. 2 maçta 26 sayı ortalamayla oynuyorum. O yüzden kendim abone olduğum için oluyor bu. Siz de bana abone olun. Sizin de böyle olsun. Mutlaka yorum yapmayı unutmayın. Ne olursunuz yorum yapın ve beğenin. Çok merak ediyorum çünkü neler yazıyorsunuz, neler düşünüyorsunuz. Bunların hepsini okuyorum. O yüzden mutlaka bunları yapın. Zil de açarsanız videoları attığım zaman görebilirsiniz. Mutlaka zil de açmayı unutmuyorsunuz. Devam ediyoruz. Gençler bu sefer Pull&Bear'e geldik. Bakalım buranın indiriminde neler bulacağız.
İnşallah güzel bir şeyler buluruz. Çünkü yine burada da tişörtler 250 liradan başlıyor. Ve 3 yıkamada bok alacak tişörtler yani. İster istemez. O yüzden bakalım burada güzel bir şey bulabilecek miyiz? Hocamın favori animesi Naruto. Al hocam. Gel sen giyersin bunu indirimde. Naruto. Evet. Bakalım bu ikiliyi deneyeceğiz. Bakalım güzel olacaklar mı? Fiyatlar böyle. Yani hadi şu fena değil de azıcık daha şey ama bakalım güzel olursa alırız. Evet. Ben bu tarz gömlekleri genelde daha bol alıyorum. X'ler çaldım yani en büyüğünü aldım. Zaten omuzlarım geniş olduğu için akıyor. Yani gidiyor bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz gibi yorumlarda belirtin ama bence pantolon da çok iyi ya. Ben bu fiti beğendim. Siz ne düşünüyorsunuz? Şöyle da biraz uzaklaşalım. Bence güzel oldu. Bence alınır. Alacağım gibi. Evet. İkinci indirimi de yakaladık hocam. Sıra geldi Bershka'ya. Bakalım bir Bershka'da neler varmış ona bakalım. Air Force çakması ayakkabılara da bakabilirsiniz burada bak. Air Force çakması ayakkabılar var bir sürü. Şunlar fena değil gibi duruyor ama bilmiyorum ama. Şu çok kötü ya bu ne abi. Arada sırada çok nadir de olsa güzel ayakkabılar çıktı oluyor. Çok nadir yani. Bakalım. Buradan çok istediğim bir şey bulabileceğimi düşünmüyorum bakalım. Gençler Bershka tam bir çöptü yani hiçbir şey yoktu o yüzden. Oradan bir şey denemedim bile. Bakmadım bile. Burada bir de Nike var. Nike'a merak ediyorum. Nike'a bir gidip bakayım. Belki değişik bir şeyler alırız. Kim bilir. Bir Nike'a bakalım. Sonra da ben çok acıktım yemek yedim. Gençler Nike'a baktım. Hiçbir şey yok. O yüzden orayı çekmedim bile. Yani gerçekten hiçbir şey yoktu. Air Force'lara bile artık 1800-1900 lira para verir olmuşuz. Yanmışız yani. Son olarak bakacağım bir yer var. O da Defacto'nun tişörtleri. Bazen çok güzel tişörtleri oluyor. O yüzden bir de Defacto'nun tişörtlerine bakacağım. Sonra çıkacağım. Ya bunu sizin için çekiyorum. Normalde çok ben beğenmedim ama belki aranızda beğenin olur. Defacto'da böyle NBA tişörtleri, NBA ürünleri falan oluyor. Lakers, Makers. Ha şu fena değil. Belki bu olabilir de. Benim şeyim değil artık. Ben biraz yaşlandım ya gençler. Böyle NBA ürünleri var. Buradan bakabilirsiniz. Bence güzel. Bazı şeyler güzel yani. Gider. Tişörtler, mişörtler bak şöyle. Bakabilirsiniz yani. Gencolar. Yemeğe geldim şimdi. Hep benim evim yakınında Firuze diye bir yer var. Oraya geliyorum. Storylerimde Instagram'dan takip edenler görmüştür zaten. Şimdi burada bir kaburger diye bir şey varmış. Hamburger. Ondan yiyeceğim. Hiç yememiştim. Siz de. Bakalım beğenecek misiniz görünce. Üf. Güzel mi be? İyi duruyor valla. Afiyet olsun gençler. Aha. Burada bir eşek var. Her yemeğime dadanıyor. Bu eşek. Değil mi? Dadanıyor musun? Ha? Böyle bakıyor kendine. Eşek. Neyse yemeğimizi de yedik. Eve geçince size ayakkabılarımı göstereceğim yanımdaki biraz. Bakalım beğenecek misiniz ayakkabılarımı? Evet gençler ayakkabı koleksiyonumu göstereceğim demiştim. Küçük küçük göstereyim. Önce basketbol ayakkabılarıyla başlayacağım. Bunları yeni aldım. KD14'ler. Fena değil. Biraz fazla yumuşuyor şeyi. Bağcıkları devamlı sıkmam gerekiyor. Bunlardan iki tane patlattım. İç şeyini patlattım biliyorsunuz. Zion 1'ler. Bir de buraları da böyle dandik yırtılıyor mırtılıyor falan. O yüzden çok hoşuma gitmiyor. Kyrie Flytrap 4'ler. Bayağı iyi. 750 liraya almıştım bu kazını zaten. Bu bayağı iyi dayanıyor. Hala idman yapıyorum. Hatta bunun bir tanesi ama patladı. Bir tane farklı rengi vardı. Şuradan patladı. Onu da yukarıda evde gösteririm. Ondan sonra şu Jordan Diamond Mid'ler. Bunlar benim en sevdiğim ayakkabılardan bir tanesi. Görsel anlamda da çok iyi. Zaten şöyle göstereyim. Bayağı şey bir ayakkabı yani. Tinker Hatfield'ın yaptığı ayakkabı. Çok güzel. Zaten 3 tane fan çekilişte verdim.
Maç ayakkabım bunlar. Kyrie 7'ler. Keşke bulsam da giysem. Yok ama maalesef. 33'e attığım ayakkabı da bu. 13'lük attığım ayakkabı. Gerçekten çok güzel bir ayakkabı. Zaten devamlı gösterip duruyorum bunu size. Bundan bulursam mutlaka bir tane daha. Hatta ne bir tanesi? 3-4 tane daha alırım. Tabii ki tarmak topumuz da burada. Evet, asıl sneakerlarımın çoğu yukarıda. Onları da yukarıda göstereyim. Evet, ayakkabılara kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir de bu rengini almıştım. Bu rengini de beğenmiştim. Aynı Kyrie ile beraber aldığım zaman aldım ama bunda şöyle bir şey oldu. Böyle patladı. Yani. Hoş olmadı ama yapacak bir şey yok. Basketbol ayakkabılarım bu kadar. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong. I won't stop to the top, so you better back off or get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out. Zaten bir kere ayakkabı koleksiyonu videosu yapmıştık Ayakkabı Dairesi'nin kanalında. Orada çoğu ayakkabıyı buradakilerden göstermiştim. Tabii hepsini göstermemiştim. Bunlar falan ilk almaya başladığım Jordan'lardı. Bunları göstermiştim. Bu Nike Blazer'lar var. Bunların yenisi çıktı bir de, biraz daha kalın tabanlı. Onlar da güzel, belki onlardan da alırım. Sonra şu bir YouTube videosunda Burak Çoğuncan bana almıştı. Bunları bayağı giyiyorum zaten. Deplasmanlarda da giyiyorum. Bu sene aldığım bu var. Bu Jordan'lar var. Bayağı güzel. Benim sevdiğim. Çok seviyorum gerçekten bu rengini. Çok şık, güzel yani. Gidiyor her şeyle. Bu Jordan Delta'lar var. Çok beğeniyorum. Bunları da deplasmanlarda giyiyorum genelde. Rahat oluyor. Hatta ayakkabı dairesinde de vardı. Şu Air Force'lardan aldım. Bunlar cıt cıtlı arkadaşlar. Bunların hepsi çıkıyor. Bunları istediğiniz gibi takabiliyorsunuz. Bembeyaz da yapabilirsiniz. Turunculu da yapabilirsiniz. Böyle karışık da yapabilirsiniz. İstediğiniz gibi yapabilirsiniz. Yani istediğiniz her yerini takabiliyor, çıkartabiliyorsunuz. Bakın burada şeyleri var. İstediğim gibi yapabiliyorsun. Bu da bayağı güzel bir ayakkabıydı. Ondan sonra bu Waffle'lar var. Waffle One'lar var. Bunlar da benim favori ayakkabılarımdan bir tanesi. Bunların bir de Sakai versiyonu var. Onlar daha güzel ama çok pahalı. Bunları da gündelik hayatımda çok fazla giyiyorum. Bir tek Air Max olarak bunu aldım. Bu Air Max Deluxe diye geçen özel bir Air Max. Böyle her yerde bulamazsınız. O yüzden bunu koydum. Zaten geri kalan şu Jordan Pine, Green Pine'lar en çok giydiğim Jordan'lardan bir tanesi. Ben Jordan 1 Low'ları çok severim. O yüzden ayakkabı dairesinde de bu ayakkabıyı övmüştüm. En çok bunu seviyorum demiştim. Bu sene yeni kattığım Dunk Low serisi var. Top Kicks Türkiye sağ olsun. Bana ne zaman istesem ayarlıyorlar. Bunlar Chicago 75. yılı. Bakın burada onları da gözüküyor. Özel seri yani. Bunlar güzel ayakkabılar. Her dakika her zaman bulamıyorsunuz. Chicago bunları almıştım. Bunları en son aldığım yeniler. Bunları zaten Ankara deplasmanından sonra göstermiştim size. Tabii ki giydiğim için böyle kirleniyorlar. Ama ben giymeyi seviyorum. O yüzden umurumda değil kirlenmesi. Çok iyi. Pandalarım zaten vazgeçilmezim. Devamlı giyiyorum. Çok sevdiğim 3 ayakkabı oldu benim için bunlar. Her şeyin altına gidiyorlar. Çok keyifli ayakkabılar. Ama şimdi bunların arasından bir tane var ki o gerçekten aralarındaki bence en güzeli ve en özeli. Ve her zaman da giyemiyoruz. İşte bu. Abi bunlar apayrı bir dünya ya. Şuna bakar mısın abi? Şuna bakar mısın? İsmini bilmiyorum ama böyle kartunumsu bir havası var. Çok ayrı bir ayakkabı ya. Yani star parça arkadaşlar. Bunu böyle simsiyah giyinip üstüne de altına da bunu giyiyorsun. Şu dikişlere bakar mısın? Bak bak ne kadar. Parlıyor parlıyor maşallah. En sevdiğim ayakkabım bu. Aralarındaki en pahalı olan da bu zaten. O yüzden favori ayakkabım bu diyebilirim. Sizin favoriniz hangisi? Yorumlarda yazın. Merak ediyorum hangisini en çok beğendiğinizi. Hatta şu ayakkabıyı getirirken ayakkabı dairesi de incelemesini çekmişti. Ona da bakabilirsiniz. Orada çok fazla yorumlarda şey görmüştüm böyle aman değmez falan diye. Bence değer. Fazlasıyla değer. Yorumlarda en çok hangisini beğendiyseniz mutlaka yazın. Bakıyor olacağım.
Evet gençler, böyle bir off gün geçirmiş olduk. Yarın yine antrenmanlara devam edeceğiz. Bu hafta Samsun'la oynayacağız. Normalde dediğim gibi ertelendi o maç. Bir hafta ertelendi sezon. Bir hafta uzamış oldu sezonumuz. O yüzden bugünü böyle bir sizinle beraber eğlenceli, böyle hafiften birazcık para harcadık. Bir şeyler aldık, ayakkabılarımı gördük vesaire. Mutlaka bu tarz içeriklerin gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı unutmuyorsunuz. Kanala abone olan her attığı gitsin diyoruz. Her attığı basket olsun diyoruz. Her istediği olsun diyoruz. İnşallah öyle olur. Ayrıca mutlaka videoları beğeniyorsanız, beğeni tuşuna beğenmiyorsanız da beğenmediğiniz için bu tuşa basarsanız, beğenmiyorum tuşuna basarsanız çok seviniriz. Mutlaka bunlar bize ders veriyor. Bir sürü şeyler öğreniyoruz bunlardan. Mutlaka yapın yani. Ve mutlaka yorumlara da yazın. Neden beğendiğinizi veya neye beğenmediğinizi veya neler görmek istediğinizi vesaire gibi şeyleri. Onların hepsini okuyoruz. Cevap da veriyoruz hatta. Ve zili açarsanız şeyi kaçırmazsınız. Videoları kaçırmazsınız. Bana genelde story atınca Instagram'dan ben abi ne zaman video geliyor falan diye soruyorlar. Zili açarsanız bununla ilgili hiçbir probleminiz olmaz. Umarım beğenirsiniz bu videoyu da. Ne kadar çok beğenirsiniz, ne kadar çok destek verirsiniz o kadar bizim için iyi oluyor. Biz de şimdi Kobişko ile beraber gezmeye gidiyoruz. Dolaşacağız birazcık. Sizleri seviyorum. Kendinize dikkat edin. Görüşürüz.